Herkese merhabalar, iyi haftalar. Tarihlerimiz 22 Mayıs ve günlerden pazartesi, yeni bir haftaya açılış yapıyoruz. Piyasadaki fiyatlamalar aslında sizlere ilk yayında, canlı yayında biraz anlattım. Şu anda piyasadaki fiyatlamalar doğru fiyatlamalar değil. Peki diyeceksiniz ki nasıl olabiliyor böyle bir şey? Arkadaşlar zaman zaman piyasa bu tarz yanlış beklentilerle farklı fiyatlamalara girebiliyor. Biz bunlara realite ile gerçekler ile beklentiler arasındaki uçurumdan kaynaklanan yanlış fiyatlama olarak adlandırıyoruz. Bu yüzden şu anda benim için yani kendime baktığımda, kendi şahsım adına baktığımda burada 26.500'lerde olan Bitcoin'in yeniden 25.700'lere doğru geri çekilme ihtimali var. Ama bu geri çekilmeyi yapmadan birazcık ileri iki geri bir ileri derken yükselmeye de başlayabilir. O yüzden bu yanlış fiyatlamalar bize şu anda piyasanın Bitcoin ve altın için acımasız fiyatlarda olduğunu, ancak önümüzdeki haftalardan itibaren bu iki grubun da yükseleceğini söylüyor. Peki ya altcoin'ler? Şimdi altcoin'lere baktığımızda onların hali biraz daha dramatik tabii. Çünkü Bitcoin'e para girmeden altcoin'lere pek para girmiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde hatırlayacak olursanız sizlere Bitcoin Ethereum korelasyonunun son 2,5 yılın en düşük seviyesine geldiğini ve bununla beraber Ethereum'un Bitcoin'den bağımsız ve altcoin'lerin Bitcoin'den bağımsız hareket edebileceklerini söylemiştim. İşte tam da bu noktada nelerin hareket edip nelerin hareket edemeyeceğini araştırırken tabii piyasadaki kısa vadeli altcoin'lere biraz da göz atmak istedim. Bugün sizlere Ripple, Kava ve Avax'ı getirdim. Şu anda Ripple ve Avax'ın ucuz kaldığını, Kava'nın ise sanki buralardan biraz daha dönmeye başlayabileceğini söyleyebilirim. O yüzden bu 3 coin'i izlerken akşam da saat 7'de kanalımın Ethereum ve Bitcoin üyelerine özel soru cevap webinarı var. Akşam 7'de de zaten görüşeceğiz. Sorularınızı oradan da alabilirim. Öyleyse hadi çok uzatmayayım, ben fiyatlamalara geçelim. Bitcoin şu anda 26.800'de. Ethereum fiyatları 1813 dolar seviyesinde. S&P en iyi ayını geçiriyor. 4200 seviyesinde. Spot altına baktığımızda 1976. Fakat buranın ucuz kaldığını düşünüyorum. Dolar endeksi ise beklentilerimiz dahilinde 103.70'lere doğru yükselir demiştik. 103.60'lardan döndü. Şu anda 103.15'lerde ama artık buralarda alarm veriyor. Sanki biraz kendisini salacakmış gibi duruyor. Bununla beraber altcoin'lerde neler var diye baktığımızda şu anda Avax 14.35 seviyesinde, Shiba 858 satsta, Ripple ve dolara baktığımızda orası da 46 centlerin başında. Ethereum Classic'te de yine yeniden kilitlenme oranları artıyor. 17.96 seviyesinde, bu iyi bir şey. Chainlink'e bakıyoruz 6.47'de. Litecoin 90 doların üzerinde, 91 dolar seviyesinde. Ve bunlar dışında şöyle neler var neler yok diye baktığımızda, benim gem sepeti biliyorsunuz cuma günü SIS %55 çıktı. Bugün de RSS 3 %3,5 seviyesinde seyrediyor. Bu haftanın ve önümüzdeki haftanın şöyle genel bir ekonomik takvimine baktığımızda altcoin'lerde neler vardı? Şimdilik takvimimize giren bazı veriler var. Bunlardan bir tanesi, şöyle önemlilere bakıyoruz ne var diye. Iconix'in bir Ethereum Sepolia köprüsü atılacak. Bunun dışında ayın 31'inde Zcash'in yeni bir wallet performansı gelecek. Ve en önemlisi, geçen hafta optimizm önermiştik. Bir günde %10 çıktı biliyorsunuz önerdiğimiz gün. Onların da ay içerisinde yeni bir arz kilit açılımı gelecek. Bu optimizm için biraz sıkıntılı olabilir. Şimdi hemen devam ediyorum taraftan da. Bu Amerika'da biliyorsunuz ki nedir bu? Borç tavanı görüşmeleri oluyor. Normalde Amerika'da borç tavanı konusunun hiçbir zaman çözülemediği olmamış. Ve bir takipçimin de yazmış olduğu üzere, hatta şimdi ben onu önüme getireyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Mikalpia, İlhan Bey'in bir yazdığı bir şey vardı. Amerika'da bir anayasa maddesi varmış. Borçlanma engellenemez diye. Zaten borçlanmayı engellemeleri demek doların bitmesi anlamına gelecek. O yüzden İlhan Bey'e de teşekkür ederim. Böyle bir durum söz konusu, ama tabii bunlar çözülene kadar da piyasayı adeta, hani derler ya, kanırta kanırta gidiyor diye. O yüzden şu anda hacimlerin düştüğünü görüyoruz. Fakat bu borçlanma konusunun bir şekilde çözüleceği atına oynadığımız için buradaki
biraz daha sıkıntıların pek de gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi devam ediyorum Ripple'ın davasına. Şimdi biliyorsunuz ki bu eski SEC yöneticisi Hinman'ın belgeleri SEC'ler ne kadar mühürlü kalması için uğraşsa da mahkeme son kararında bu belgelerin açıklanmasını istemişti. Ve Ripple bu belgelere çok güveniyor. Çünkü Hinman o dönem içerisinde bağımsız bir görüş olarak değil de sanki SEC'nin bir parçası olarak hareket etmiş ve Ethereum'un Huawei yasalarındaki menkul kıymet şartlarının karşılamadığını ve Ripple'ın da aslında bir menkul kıymet olmadığı tarzında yorumlar yaptığı iddia ediliyor. Ve şu anda baktığımızda piyasa tamamen bu ata oynarken Ripple'ın kazanacağına bakıyor. Ama Ripple bunu fiyatlıyor mu? Hayır. Çünkü Ripple bu dava açılmadan önce 80 centlerdeydi. Dava açıldıktan sonra 20 centin aşağısına gevşedi. Fakat ondan önce de 1.26 dolara çıkmıştı. O yüzden Ripple şu anda 46 centlerin başında, pek sanki orayı fiyatlamıyor gibi duruyor. Şimdi bir taraftan da EOS'a geçeceğim. EOS'a bir türlü dava çözülemiyor. Ne o dava? Bunların da kendi içlerinde. Denilen o ki 2018 yılında bunlar EOS Vakfı'nın işte EOS geliştirici şirketi Black One bir söz vermiş. Demiş ki biz demiş buraya bayağı bir yatırım yapacağız. Ancak 1 milyar dolar yatırım yapacağız. Ancak bu yatırımlar henüz daha yapılmadı. O yüzden EOS'ta kendi aile işlerinde sıkıntılar var. O yüzden EOS konusunda da elinde olan varsa çok da uzun vadeli şimdilik düşünmesin. Daha sonra çözülünce günlük hareket ederler diye düşünüyoruz. Bunun dışında bunu zaten bahsetmiştik. Bir taraftan da Ethereum'a bakıyorum. Ethereum bazında da şu anda saatlik bazdaki grafikteyim ve buradaki yükseliş kanalını izliyorum. Fakat Ethereum için bu yükseliş kanalı halen daha dikkat ederseniz dönüyor ve daha doğrusu duruyor. Ve bu yükseliş kanalıyla birlikte şu anda hareketlenmelerde biz ne yaptık? 1790'a gevşedik. Bu bizim Ethereum'da tamamen beklediğimiz hareketti. Geçen haftaki bütün videolarımıza bakabilirsiniz. Ve ne oldu? O kirli fiyatlamayı Bitcoin'den önce Ethereum dönerek gösterdi. Ve şu anda Ethereum fiyatlaması Bitcoin'e daha doğru, Bitcoin'e göre daha doğru. Ve şu anda baktığımızda bizim 1814'lerdeyiz. Ethereum'da 1830'lara kadar gidebileceğimiz bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bu da yaklaşık %1, %1,5'luk rakam yapar. Az ama öz biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu tabii ben bunu ne yapıyorum? Vadelilerde yapıyorum şu anda. Çünkü piyasa o kadar dar bir bantta işlem görüyor ki ben açıkçası bu nedenle biraz daha yüksek kaldıraç koyarak vadeli yapıyorum. Ha diyeceksiniz ki Beste Hanım biz de yapalım mı? Bir kere bilmiyorsanız zaten hiç yapmayın. Sakın yani bilmeyin işi değil. Onu uyarayım. İkinci olarak ben yapmak istiyorum. İşte bu Bithat falan borsalar battı biliyorsunuz. Hotbit battı pardon. Bu gibi hani nerede yapabilirim derseniz burada zaten iki tane borsa öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Binance, diğeri de OKEX. Ama Binance'in bu soruşturma konuları, Binance kapanacak demiyorum. Allah aşkına yanlış anlamayın yani hani bir şeyi övüyorsam diğerini gömüyorum anlamına gelmiyor. Ama Binance'deki bu sıkıntılar önümüzdeki süreçlerde nereye evrilir bilemeyiz. O yüzden ben de dünyanın en büyük ikinci hacimli borsası olan OKEX'i bu anlamda vadeli işlemlerinde tercih ediyorum. Yabancı borsa olarak onu kullanıyorum. Sizler de OKEX hakkında bilgi almak ve bu anlamda OKEX'te yatırımlarınızı taşımak isterseniz de videonun altında OKEX'e kayıt linki bırakıyorum. Şimdi bununla beraber Ethereum'da şu anda %1, %1,5'luk bir hareket alanı var. Bu da bizleri ne yapacak? Bu da bizleri 1840 seviyelerine kadar götürecek belli ki. Kava'ya geçiyorum. Kava'da biliyorsunuz ki 9 Mayıs'ta Kava stratejisini verdim. Diplerdeydi 9 Mayıs'ta ve Kava geçen hafta yani ayın 17'sine 16'sına kadar yaklaşık değerlendirdiğimiz bu 1-1,5 haftalık süreçte %40 arttı. Ama Kava'nın şu anda geldiğimiz noktada artık yükselecek pek bir dermanı yok gibi duruyor. Ve bununla beraber baktığımızda Kava içinde şimdilik 1.05-1.06 seviyeleri sanki buralardan dönecek gibi duruyor. O yüzden Kava'ya bir saatliğine açalım.
Bununla beraber indikatör bazında bir inceleyelim. Sanki aynen öyle, tam tahmin ettiğim gibi şu anda biraz daha sıkışıklık var. Saatlik bazda değil ama 4 saatlik bazda burası kendisine göre daha iyi salmış ve kavada oluşan bu negatif uyuşmazlığın yaşandığını görüyoruz. Negatif uyuşmazlık ne yapardı? Fiyat yönünde değil, indikatör bazında bozulurdu. Bunu eğitimlerimde anlatıyorum. 2 haftaya, 3 haftaya yeni eğitimler geliyor. O yüzden halen daha eğitimleri görmediyseniz kanalımın Bitcoin katıl abonesi olarak eski eğitimlere başlayabilir. Kripto paralarda temel teknik ve zincir üstü verileri öğrenebilirsiniz. Ve dolayısıyla kavada artık bir dönüş bekliyorum. Burası aşağıda 93'lere, 90 başlarına kadar sanki shortlanabilir. Yine 93'e kadar ben tabii tutmam. Ben o kadar sabırlı bir insan değilim ama 96'lara kadar %10 değerlendirebilirim. O yüzden kavada satış yapmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Yabancı borsadan hesap açmanız gerekiyor. OKX linki aşağıda. Şimdi devam ediyorum taraftan da Avax'a. Avax'a bir şekilde bu konsolidasyon bölgesinin aşağısına inildi ve 14.30'lara kadar gereksiz yani olmayacak bir satış geldi. Ve şu anda baktığımızda Avax'ta bu satışla beraber 14.64'ün kırılmasıyla Avax için olumlu olacaktır. Günlük periyotta osilatörlerim aşırı ucuzluğa işaret ederken yine 4 saatlikte de dipten dönüşü bize gösteriyor. O yüzden Avax bir de şurada ne yapmış? Burası da mum grafiklerine göre bize bir Morningstar adlandırıyor. Veyahut da Bullish Reversal deyin, ne derseniz deyin. O yüzden Avax için artık dönüş sinyali gelmiş durumda ve bununla beraber 15 dolarlara kadar Avax'ın alınması en azından %3'lük bir hareket sağlar. Vadeli de daha da götürebilir. Ama dediğim gibi sakın bilmiyorsanız aman aman aman. Zaten vadeli de öğrenmeniz için FX bilmeniz lazım. Yani FX bilmeyen bir kişi her ne kadar vadeli de işlem de yapsa ne yazık ki FX'çiler kadar olamıyor. Bu kanalda da biliyorsunuz ki FX eğitimleri başlayacak yeni eğitim döneminde. Sizleri de en kısa zamanda kripto para eğitimlerinden başlayarak geçmiş eğitimlerden yeni eğitimlere katılmanızı rica edeceğim. O yüzden kanal yeni sezona bomba gibi geliyor diyerekten hadi bir de tanıtım filmimizi tekrar çevirelim. En azından neler var neler yok yeni kanalda bir görün. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.